Videoya geçmeden önce 15 Mart'a kadar sürecek olan Sulu Meyve Karaborsa Goy Patlaması çekilişimiz var arkadaşlar. Şartları resimde görüyorsunuz. Herkese bol şans. Selam arkadaşlar, bugün tekrardan bir takas videosuyla karşınızdayım. Ama bu takas videosu diğerlerinden farklı olacak. Niye diye sorarsanız, çünkü biliyorsunuz ki benim sıfırdan serim vardı, takas videolarını da çektim. Bir de işte envanter dizme serim vardı. Ama bu video diğerlerinden dediğim gibi farklı. Yani onlar gibi değil. Şimdi olayımıza geçeceğiz ama şöyle Titan White Dominus'umla ve Titan White Zombam'la sizi karşılamak istedim. Ve bu tarz takas videolarını seviyorsanız da aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalda hala abone değilseniz aşağıdan 3 saniyenizi ayırıp kanala abone olup zil butonu açmayı unutmayın. O zaman şimdi Rocket League Insider'a giriyoruz, sebebini açıklayacağım. Rocket League Insider'a geldim arkadaşlar. Burada bizim işimiz nerede biliyor musunuz? Şurası. Genel seri dışı eşyalar. Bu videoda tamı tamına arkadaşlar 25 tane NC alacağız. Bunları NCE'ye dönüştüreceğiz. Bakın NC şurada, değerlerine geleceğim sonradan. Burayı ayrı tutuyorum. 25 tane, pardon, 5 tane NC'ye dönüştüreceğiz arkadaşlar. NC'nin de değeri bu. Ve bu NC'lerden renkli bir tane NC'ye vurmaya çalışacağız. Yani 5 tane trade up yapacağız. 5 tane NC'ye düşüreceğiz. Bu 5 tane NC'den bir tane renkli NC'ye vurursak kar yapıyoruz. Bu güzel senaryo, tamam mı? Eğer güzel bir renkli düşerse, atıyorum Titan White, çok fena kar yaparız. Ama kötü bir renk düşerse, koyu kahverengi, yine az da olsa kar yaparız. Burası iyi senaryo. Ama kötü senaryoyu söylüyorum. Diyelim hiçbir renkli gelmedi ve biz zarar edebiliriz. Şöyle edebiliriz. Ben NC'ları arkadaşlar 40'tan almaya çalışacağım. Normalde 35'ten de alırım da, çünkü şöyle bir şey var. Takasçılar bunları 35'ten alır. Yani iki tanesini 70'ten alır ve 50'ye satmaya çalışır ve bir şekilde kar ederler. Ama benim vaktim olmadığı için, bu videoları çekmek için takas videoları biliyorsunuz ki uğraştırıyor. Bunların hepsini 40'tan alacağım. Daha düşükten de alabilirim. Onları takaslarda göreceksiniz zaten, tamam mı? Şimdi burayı ayrı tuttum. 40'tan alın diye varsayıyorum. Ve NC'leri de büyük ihtimal 190-200-210 arası bir fiyata satarım. Baktım vaktim yok, 190'dan satacağım arkadaşlar, dediğim gibi. Çünkü takas videoları bayağı bir uğraştırıyor adamı. Bu da kötü senaryo. Buradan da şöyle söyleyeyim. Çok düşük bir ihtimal zarar edebiliriz. Şimdi taktiğin efsane klan ne diyeceksiniz arkadaşlar bu taktiği? Şöyle bir şey var. Dediğim gibi renkli düşürsek her türlü kar ediyoruz. Ama en kötü senaryoda bile kar ettiği söyleniyor. Bakalım bu taktik doğru muymuş, yoksa yani efsane miymiş, tırt mıymış, bunu hep beraber göreceğiz. O zaman takaslarımıza başlayalım. Adım adım gideceğiz. En sonunda da trade up'ları yapacağız. En sonunda NC'leri düşüreceğiz. Onları satıp paramızı kurtarmaya çalışacağız. O zaman başlayalım. Şimdi ilk takasımızı yapıyoruz arkadaşlar. 30 krediyi aldık sadece. Ben normalde ikili ilan vermiştim bildiğiniz gibi, ama adam şöyle dedi. Bende bir tane NC'yi var dedi. Dedi 40 olur mu? Ben dedim 2 tane bul. 70'e verin. Bakalım hemen şöyle. Bakın takas şey, adam burada şey yaptı. Bir daha bakalım. Tamam, bir sıkıntı yok. Alıyoruz. Thank you diyelim. Hatta envanterleri bir kontrol edeceğiz o NC'yi, yanlışlık olmasın diye, sağlama alalım diye. Takas yapılıyor diyor. Tam bug'a girmedi. Şeyden bir çıkalım. Şuradan garaj diyelim. Envanter düzenle diyelim. Şuradan en son seçelim. Şunu bir arşivleyelim, karışmasın. Bakın takas yazıyor, gördünüz mü? NC'yi demek bu. O zaman devam ediyoruz. Şimdi şöyle yaptık arkadaşlar. Hay diyelim adama. Planda değişiklik oldu. 35'ten almaya çalışıyorduk biliyorsunuz. Yani iki tanesini 70'e almaya çalışıyorduk. Ama çok zor olduğu için bulmak, artık 40'tan alacağız. Sürümden kazanacağız. Hızlı hızlı alacağız. Öyle söyleyeyim size. O zaman bakalım. Put the NC. My friend have... Okay, tam put the NC diyorum adama. Bakalım bir koysun NC'yi. Tamam aldık, çok da güzel oldu abi. Ben bunun fiyatını bilmiyorum, koyarım ekrana, yazdırırım arkadaşlar, ama NC'den pahalı bir şey bu Cyclone. Bunu büyük ihtimal trade up yapmayız ama kenarda köşede dursun. Adamlara thank you, good luck deyip çıkalım. Şimdi tekrardan 40'tan NC'yi alıyoruz arkadaşlar. Bu adam bu arada inşaat takas isteğimizi kabul edecek. Şöyle put the NC'yi isteyelim bakalım lan, credit import. Bu ne lan? Oğlum adam, bir dakika, adam kaç tane kredi koydu? Ben sadece NC'yi istiyorum dedim oğlum adama. Adam ne yaptı oğlum? Tamam
Tamam. Ha. Okey. Remove the credits diyelim. Adam kredilerini kaldırsın da vallahi burada bir servet var arkadaşlar. 17.000 kredi boru değil yani. Tamam. Bir sıkıntımız yok. Kabul edelim. Adam da kabul etsin, bir baksın iyice, bir içine sinsin. Tek sabah evetti zaman XD diyor. Diyor ki bu kadar krediyi kaldırmak zor diyor. Biraz zaman alıyor diyor. Abi tamam, hadi kabul etsin. Ne bekliyor? Dur. Aa, adam bana şey dedi. Adam dedi ki arkadaşlar, şöyle dedi. Dedi ki dürüst olduğun için ve kredileri kaldırmamı söylediğin için sana 40 yapıyorum dedi. Abi çok güzel ya. Valla benim biliyorsunuz arkadaşlar dolandırıcılık testi videom vardı. O videoyu da insanlar yanlış anladı. Ama aslında böyle olmak gerekiyor. Neyse, devam kar ettik. Al kardeşim 80 kredi. Hadi Allah bereket versin deyip bu adamı da uğurluyoruz. Sonra bunları birleştireceğiz tabi. O da var. Tamam, güzel. Oh oh mis. Şuradan da çıkalım, devam edelim. Şimdi kısa bir envanter güncellemesi yapalım arkadaşlar. 2000 krediyle başladık. 190 kredi harcadık ve 190 kredi yaklaşık şöyle bakalım 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane NC'yi aldık. Ve yaklaşık bunları 30 krediden az ödedik. Tabi öbür aldığımız 20 kredi adam başı NC'yi de adam bize kıyak geçti. Şimdi devam edelim. Şimdi 5 tane NC'yi alacağız arkadaşlar. Dur şunu bir... Oğlum sakin, ne oluyor? 88, şöyle bir kontrol edelim. Tamam, okey. Hadi bakalım. Takasımızı da yapalım abi. Allah'ın izniyle. Bir kabul etsin de adam. Yarım saattir bekliyoruz çünkü. 200 kredisini de verdik adamın. Ha, şükürler olsun, kabul etti. Güzel. Şimdi buradan da aldık NC'leri. Tamam. Takasımızı bir yapalım. Tamam diyelim. Hepsine tamam diyelim ve devam. Şimdi bir durum güncellemesi yapalım arkadaşlar. Toplamda şöyle bir bakalım kaç kredi harcamışız. 390 kredi harcamışız. Hadi buna düz hesap 400 kredi diyelim. Ve sayalım şimdi NC'leri. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 tane NC'imiz var arkadaşlar. Bir de bende şurada da birkaç tane NC'yi var. Bakın şöyle göstereyim. Bunları da arşivliyorum ve ayrıyetten de 2 tane daha NC'miz var. Yani toplamda artık 14 mu 16 mu oluyor, o kadar NC'miz var. Ben bunları 20-25 yapıp ondan sonra trade'e başlayacağım. Şimdi yine NC alacağız. Burada arkadaşlar 14 tane NC'miz var. Ben bunun 25'e de almayacağım. 25 tane NC'yi alacağız, ondan sonra Exote'ye dönüştürüp satacağız bunları ve deneyeceğiz bakalım. Eğer kar mı ediyoruz, zarar mı ediyoruz? Şimdi Takyon'a bakalım. Tamam, güzel. Bu da 15. NC oldu arkadaşlar. Aklımızda tutalım. 25 olunca bitiriyoruz işi. Ondan sonra egzotik yapacağız. Ondan sonra onları satmaya çalışacağız. Devam. Şimdi 2 tane daha NC alacağız arkadaşlar. NC'yi bir sıkıntı yok. Devam. Thank you diyelim. Şimdi şunları bir alalım. 17'ye çıkardık. Takas bir yapılsın. Tamam, tamam diyelim ve devam. Şimdi arkadaşlar 18. NC'mizi alacağız galiba. Buradan da bir 40 kredi paşalar gibi gidiyor. Bakalım Octane MG 88, güzel. Allah bereket versin. Ve buradan da bir tane de olsa 18. NC'yi alıyoruz ve 7 tane NC'yi de alacağız. Ondan sonra trade up'a başlayacağız. O zaman devam. Şimdi yine şekili şukulu bir abimiz geldi lobiye. Bakalım bunda kaç tane NC var bilmiyorum bu arada. O yüzden direkt how many NC'yi do you have yazacağım. Gördüğünüz gibi serisi yok. 19. NC'yi aldık. 6 tane daha alacağız. Ondan sonra olayımızı bitireceğiz. O zaman devam. Şimdi bu arkadaşımızdan da 2 tane NC'yi alacağız arkadaşlar. Toplamda 21 NC oldu. Ondan sonra 5 tane egzotik elde edeceğiz. Ondan sonra da egzotikleri satacağız. Ve kalan kredi, işte kaç krediyle başladık, onları hesaplayıp videoyu bitireceğiz. O zaman devam. Şimdi 2 tane NC'yi de alıyoruz arkadaşlar. Evet, 2 tane NC'yi de aldık. Şimdi son 2 tane NC'miz kaldı. Oğlum bu ne ya? Kankam yani direkt çık diyebilirsin, atmana gerek yok. Ayıp etti, neyse. O zaman devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir takas yaptık arkadaşlar. 3 tane NC'yi aldık. Niye 3 diyeceksiniz? Psycho'luğunu da almıştık biliyorsunuz. Psycho'nu satmayacağım. Zarar etmek istemiyorum. Onu 40 krediye almıştık. 60-80 kredi değeri var ve buradan da 3 NC'yi
paşalar gibi aldık. O zaman şimdi trade up'ımıza baş. Şimdi bakın arkadaşlar, burada tamı tamını 25 tane NC var. Hadi bakalım başlıyoruz şimdi trade up'ı. Bu arada yaklaşık kaç kredi harcamışız? Şöyle bir kabaca hesap yapacaksak 870 kredi harcamışız 25 tane NC'yi arkadaşlar. Aklınıza bulunsun. Bakalım bu 870 krediye harcadığımız kredi dönüşü bize ne olacak? Hadi bakalım başlayalım. Yapıştıralım bakalım. Devam. İlk trade up'ı bastım. Voltage güzel. İlk NC'miz boyasız. Devam ediyoruz. Ama dediğim gibi boyalı çıkmasa bile NC'ler en az 200'e gittiği için hiçbir zararımız olmayacak. O yüzden devam. Yine boyasız çıktı. Güzel, kötü değil. Ya bence bir tane vuracağız ya. Hadi bakalım. Üçüncüyü yapıştırıyorum. İnşallah boyalı. Yine boyasız. Tamam. Son iki kaldı. En azından bunları bence 200'e satsak bile 1000'e okuturuz arkadaşlar. Yine 130 kere de karımız olur. En kötü ihtimalden bahsediyorum. Bastım. Hadi oğlum. Ulan yine boyasız geldi. Bu da son artık arkadaşlar. Bakalım. Lütfen artık bak, 5. bu. Lütfen boyalı gelsin diyerek bastım. Ve tekrardan boyasız geldi. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Biz 870 kredi harcadık ve tamı tamına şöyle göstereyim. Bakın şuradan geleyim. 1, 2, 3, 4, 5 tane NC aldık. Şimdi bunları satıp 870 kredi karımızı, pardon, harcadığımız 870 krediyi amorti etmeye, hatta kar etmeye uğraşacağız. O zaman devam. Şimdi şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. 5 tane NC'nin adam başı 190'a satacağız. Sebebi ise şöyle söyleyeyim. 200'e satamamızın sebebi, çünkü vakit yok dediğim gibi bu takas videolarını çekmek için. Ama ben böyle yapmanızı önermiyorum arkadaşlar. 5 tanesini bence 210'dan bile satarsınız. Öyle söyleyeyim. Ben 200'den satmaya çalıştım. Vakit bulamadım. Ama buna rağmen bakın. O kadar trade yaptık. 5 tane takas yaptık. Hala şey çıkmadı. Bu arada 950'yi koydu, tamam. Hala dediğim gibi renkli buradan egzotik falan hiçbir şey çıkmadı. En kötü ihtimalde bile 950 aldık bu arada. 830 kredi harcamıştık. Bakın 2000 krediyle başladık. Bize dönüşü 2080 oldu. Yani en kötü ihtimalle bu kadar oluyor. O zaman şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Bu arada adam da bizi grupta attı. Eyvallah reis, sağ ol. Biz de çıkardık ama neyse. Bu takas videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Bu tarz takas videolarının devamını istiyorsanız işte trade up tarzı, aşağıdan video beğenmeyi ve kanalda hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz.